Yeni Söke gazetesi olarak sokağa çıktık. Kuşadası'na Söke'ye sorduk. Hayallerindeki belediye başkanını sorduk. Onlar da bize anlattılar. Belediye pırıl pırıl olmalı, her taraf tertemiz. Şöyle 5-10 adım attın mı biraz, yani 40-50 adım attığın zaman sağa sola baktın mı şöyle kenarda bir tane hemen çöp kutusu olmalı. Böyle oh be diye oturacağın, dinleneceğin bir yer olmalı. Daha ne olmalı? Her taraf tertemiz olmalı. Yollar, bu mesela Söke çayının kenarları duruyor. Çayı yapıldı ama kenarların kaldırımları olduğu gibi duruyor. Orluğa yapılmalı. Yollarımız sinek, altyapı. Çalışmalarını yapsın, evet, yeterli diyorsunuz. Yeterli. Bence bir belediye başkanı ilk önce toplumu bilinçli bir şekilde konuşmalı ve onlara verdikleri vaatleri yerinde tutmalı. Verilen sözler tutmalı ve bunun peşinde hareket etmeli, bu şekilde ilerlemeli diye düşünüyorum. Bizim beklentimiz nedir? Bazen eksiklerimiz oluyor yani bu yol şeyleri. Bir de altyapı, bir de sivrisinek kızım. Çok bizi mahvetti. Uyuyamıyoruz geceleri yani. Adaletli olmalı en başta. Ne bileyim işte Türkiye'nin ekonomisini, insanlarını düşünüp yola çıkmalı. Belediye başkanı. Evet. Elbette ki çalışkan olmalı. Bulunduğu beldenin sorunlarını bilebilmeli. Halkı dinleyen, memnun eden, öyle. Dürüst olsun, adaletli olsun yeter yani. Vallahi belediye başkanı Allah rızası için çalışan olmalı. Allah'ına, peygamberine, milletine aldığı parayı hak edecek bir şey belediye başkanı olması gerekir. Çünkü ben 95'ten beri buradayım. Allah seni inandırsın, koy buradan iyi. Çalışkan olmalı. Belediye başkanı değil, herkes çalışkan olmalı. Herkes çalışkan olmalı. Yiyici olması lazım. Kendi cebini doldursa yeter. Ben onu istiyorum. Böyle bir adam istiyorum. Dürüst olmalı. Başka ne istersiniz belediye başkanı? Adaletli olmalı ve dürüst olmalı. Evet. Peki. Mükemmel olmalı. Mükemmel derken? Her şeyin en iyisini yapmaya çalışmalı. Halkın içine girmesi lazım. Çok çalışkan olması lazım. Halkın vermiş olduğu oyların hakkını vermesi lazım geriye. Çalışkan olmalı. Çok çalışkan olmalı. Kuşadası için çok çalışmalı. Şeker gibi belediye başkanı istiyoruz. Şeker gibi tabii. Yani bir Söke'yle ilgilensin. Söke'ye baksın. Ne bileyim Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni anlasın, ikisi bir olsun. Söke kalkınsın. Biz onu istiyoruz. Başka bir şey istiyoruz. İnsanlarla iletişim kurmayı bilmeli. Dürüst olmalı. Ve örnek olarak halkı dinlemeli bence. Bulunduğu yerdeki yeşilin korunmasını isterdim. Ağaçların korunmasını isterdim. Zeytin ağaçlarının özellikle korunmasını isterdim. Meyve veren ağaçların korunmasını isterdim. Genellikle meyve veren ağaçların korunma. Bana göre böyle insanlarla iç içe olmasını çok isterdim. Hani sürekli dışarıda olsun. Tabii sürekli dışarıda insanlarla böyle samimi bir şekilde hani böyle çalışmasını, böyle insanlara güzel şeyler sunmasını çok isterdim.